4 Çeker kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok merak edilen ikinci el traktör piyasasını inceleyeceğiz. İsmim Adem Salman, galericiyim, çekerek traktör. İkinci el alıp satıyorum. Bu görmüş olduğunuz traktör New Holland marka, TD90, 4 piston, 1600 saatte, fiyatı 235 lira. Geçelim. TT50 var. TT50. Bu traktör aynı zamanda yine olduğu gibi New Holland marka. Bu 2013 model 1500 saatte. Çift çeker, orijinal kabinli. Bunun fiyatı 125 lira. Tabii pazarlık payımız var. Tabii ki. Pazarlık sünnettir. Aynen. Yan tarafa geçersek. Bu da aynı zamanda New Holland. Biraz daha hızlı satıldığı için bizim burada New Holland hızlı satılıyor. Bir de bu kasalar çok tutuyor bizim. Evet, klasik kasa. Bu 2014 model, 2000 saatte, ikinci lastiği üstünde. Bunun fiyatı da 148 lira. Tamam, yan tarafa geçelim. Bunun da model 2014 model. TD65D. Bu makine 3 piston, 3000 saatte. Bu makinenin fiyatı 165 lira. Saatte 165. Aynen. Güzel. Bu Kubota, bu Japon malı. Tamamen Avrupa. Bu 2015 model, 1500 saatte. Fiyatı 170 lira. 70. Kaç beygir bu? 70 beygir. 70. Üzerinde yazar. CT55, orta bir motor. 3 piston, tek çeker. 2006 model. Fiyatı 80 lira. Kaç saatte? Kaç saatte? 3000 saatte bu makinede. Bu traktör 2016 model. Orijinal kabinli. Yine 3 piston bu traktörde. 2000 saatte. Fiyatı 95 lira. Lastikler de çok şey ekip kalmış. Kendi orijinal fabrika lastiği. Traktör 2014 model. Massey Ferguson, bu yeni çıkanları. 800 saatte traktör, fabrika lastiği üzerinde. Fiyatı 70 lira. Piston herhalde bunlar. Aynen. Bu da 3 piston. Şey, direksiyon hidrolik değil mi? Hidrolik. Abi? Fabrikadan askı pedal, kendi hidrolik direksiyon. Bunlar kuru disk değil mi şeyleri? Yok, yağlı. Askı pedal, yağlı balata. Evet. Bunları tabi kuru olanı da var yani. Evet. Onlar biraz eski daha ağır satılıyor yani. Bunlara bakarak. Bu çok tutulan model yani. Aynen, en çok tutulan 240'ın tipi bu. Tamam. Yağlı balata, askı pedal. Bu A50, bu da fiyatın malı. Yani New Holland'ın ilk çıkarttığı traktörlerden biri. 96 model bu makine. Bu makine 5000 saatte, fiyatı 55 bin lira. Kaportası, gövdesi orijinal. Hani boya olursa da fiyatlar zaten değişiyor. Evet. Bu yerli montajı değil mi? İtalyan değil. İtalyan değil. Yani fiyatın malı. Fiyat şu anki fiyatta zaten New Holland. Çok nadir görüyor bu zaten. Çok nadir. Hazır bizim değil. Burada pek giden bir traktör değil ama böyle denk geldiği zaman da alıyoruz. 50 beygir. A50 diye geçer bunlar. Kabin nasıl acaba bu? Tahma kabin. Şey, diğer fiyatlarla aynı mı? Evet, tabii bunlar bir fiyat değiştirmiyor. Evet, diğerleriyle aynı. Aynı diyebilirim yani. Bu da bildiğiniz gibi zaten babadan kalma. Dede yadigarı. Evet, 480'lik, 78 model. Tek tepesi yeni. Bunun fiyatı da 38 bin lira. Bu S8 modeli değil, değil mi? S8 modeli değil. Düz, tek vites. Hidrolik direksiyon, sonradan tahma, orijinal değil. Bunlar da orijinal hidrolik olmaz. Bu da 240'lı. Bu da Massey Ferguson'un ilk çıkarttığı traktörlerden. Yani şu an göstermiş olduğum 2014'te aynı fabrikada üretilmiyor. Bu ilk çıkanları 82 model. Yani aşağı yukarı onun parasına yakın. Bunlar biraz daha hızlı satılıyor. Sonradan hidrolik var. Tahma kabin var. Kuru değil mi bunun şeyi? Kuru balata, evet. Kuru balata, evet. Bunun fiyatı da 45 lira. 45 lira. Güzel. Önceki fiyatı ne kadardı bunun zamlardan? Önceki fiyatı zamdan önce bu motorlar 20-25 liraydı. Yani bundan 6 ay öncesi. Çok bir zaman değişmedi. Evet. Bu da fiyatın malı. New Holland. 50C bu. 54C değil. Gri gövde. 2003 model bu makine. Fiyatı 70 lira. Bu
Bu da güzel bir makine. Gri gövdenin farkı ne? Gri gövdenin farkı 2001'den sonralar gri gövde. Hmm. 2001'den öncekilerde kahverengi gövde. Evet. Yani bunlar dışarıda biraz daha hızlı satılıyor. Hani bizim burada kahverengi biraz daha hızlı satılıyor ama dışarıda, yani dışarı dediğim Denizli, Manisa tarafı gri gövdeyi biraz daha seviyor. İlk tomati de varmış. Aynen. Bu biraz daha bahçe traktörü. 50 beygir. Buna geçersek bu da 91 model 656. Sonra da hidrolik var. Kaç model abi? 91 model. 91 model. Fiyatı da 60 lira bu traktörü. Kabortası, goldesi orijinal. Sonradan hidroliği var. 4500 saatte. Bu da 65-56. Bu kaç model bu? Bu 2011 model. Turbo interkollü, yeni tip. Orijinal kabinli. 3000 saatte. Fabrika lastiği üzerinde. Makinenin fiyatı da 95.000 lira. Peki bu abi piyasa nasıl olacak ilerleyen zamanlarda? Piyasa traktör taksiye nazaran biraz daha böyle sabit gidiyor. Hani sabah başka, akşam başka değil. Yani belli bir seviyeye çıktı. Şu anda o seviyede, altına üstüne çıkmadan seviyede yani devam ediyor. Düşme ihtimali olabilir mi? İlerleyen zamanlarda düşme ihtimali olabilir. Tabii onu bilemek ama yani bizim de beklediğimiz düşecek gibi gözüküyor. Hmm. Ama şu an sabit devam ediyor. Şu an için sabit yani. Ama alım satım eskisi gibi hızlı değil. Peki fiyatların yükselmesinden dolayı. Sıfır traktöre istinaden ikinci el traktör mü daha fazla satılıyor yoksa talep sıfır traktöre doğru mu yöneliyor? Bu ikinci elin pahalılığından dolayı. Sıfır traktör daha hızlı satılıyor şu an için. Neden daha hızlı satılıyor? Sıfır traktör 5 yıl faizsiz kredi olduğu için biraz daha hızlı satılıyor. Hmm. Peki senin önerin? Benim önerim her zaman tabii ben bu işi yapıyorum ama sıfır daha mantıklı daha geliyor. Yani çünkü 5 yıl faizsiz para ödemiyor. Evet. Daha mantıklı. Öyle düşünüyorum. Tabii biz ikinci satıyor. Bunu da satıyor. Sıkıntı yok ama yani müşterinin biraz daha hızlı alması sıfır traktör daha hızlı satıyor.